Böyle yazdıklarımı okuyanlar beni asker zannediyorlar. Bazı notların altına da ya zaten sizin yüzünüzden böyle oldu diyorlar. Ben de gülüyorum buna. Ben bir kere asker değilim. Ama her Türk gibi, Türk milleti gibi ordu millet yapısından nasibini almış bir insan, bir Türk'üm. Yani elbette o şerefli üniformayı sırtıma geçirmedim ama fiziki olarak manen o üniforma sırtımdan hiç çıkmadı. Ruhumun giydiği elbise Türk ordusunun üniforması. Çünkü o çok büyük bir şeref. Dolayısıyla kahraman Türk subaylarını, Türk askerini buradan selamlıyorum öncelikle. Onların marşı hakikaten çok etkilidir. Hatta zaman zaman ben dinliyorum. Öneririm dinlemelerini. Yıldırımlar yaratan bir ırkın afadıyız derken ırkçılık da yapmıyordu. Bazıları demokrasiye aykırı ırkçılık yapıyorlar falan. Hayır yok, ırkçılık yapmıyorlar. Bu şiir yazıldığında oradaki ırk şeyi millet olarak kullanıyordu. Haddizatında ırk olarak kullanılsa da Türk ırkı dense de bir marşta bu millet için ölen insanların bu cümlelerle kendini motive etmesi kadar doğal, normal ve olması gereken başka bir şey de olamaz. Evet, yıldırımlar yaratan bir ırkın afadıyız diyordu. Tarihimize baktığımızda 800 kişilik Akıncı grubuyla 30 bin kişilik şeyi dağıttığımız ortadadır Muhaç'ta. Bir yıldırım yarattık. Niğbolu'da Yıldırım Ayast'ın düşman şeyin içerisinden yararak gece gizlice Niğbolu surlarının altına gelip Bre Doğan, Bre Doğan diye seslenmesiyle biz büyüdük. O sesi biz de duyduk onunla beraber. Yani Doğan Bey'in Niğbolu komutanı, Niğbolu Kalesi komutanı Doğan Bey'in Bre Doğan diye seslenen padişahını duyar duymaz sesini tanıdığı gibi o sesi biz Bre Hakan diye ben ruhumda duyuyorum. Büyük bir ihtimalle Murat Selamoğlu da duyuyor bu sesi. Dolayısıyla biz böyle bir milletin evladıyız. Ve bunu da tarihler yazıyor. Cümlede çok şey bitiyor, marş muhteşem bitiyor. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler diyor. Ve doğru söylüyor, batılılar söylüyor. İnsanlık tarihinden Türk'ü çıkartın, geriye kupkuru bir şey kalır diyor. Biz söylemiyoruz bunu. Bu yabancılar söylüyor. Dolayısıyla böyle bir milletin çocuğu olarak ben binlerce yıl öncesinden sosyal genetikte taşıdığım duygular var. Mücadelecilik ruhu. Benim için maç bitmedi. Hiçbir maçta bitmedi.